Selam millet, Yalı Feyt'in yepyeni bir bölümüyle devam ediyoruz. Larry'nin ayakları gene durmuyor. Bu çocuğun ayakları ne oldu bilmiyorum. 201'in anahtarı bu arkadaşta vardı. 201'e geldim ve şurada şunu düzelttim. Kayıda giremedim. Girdim daha doğrusu da. Ya ESC'nin altındaki tuş, kayıt tuşu normalde almamış. Neyse. Pekala, şimdi şöyle yapacağız. Yatak odası 1'de seni burada bırakıyorum kanka. Bir de bizim Seri ile burada. Bakalım burada ne var abi? Şu ne ya? Bir dakika. Bu makine... Size bir şey söyleyeyim mi? Burayı mesela bunu düzelttik. Ama ne işe yaradı bilmiyorum. Yatak odası 2'ye gideceğim. Aslında yatak odası 2'ye... Larry ile gitsem... Tamam, burası en korkunç olayların oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Sana gözükmez. Ama buna gözükür. Tamam mı? Buna gözükür. Bu arada çözmemiz gereken... Bu katta da bir bulmacı var. Sonra birinci kata iniyoruz. Bak burada var. Pislik var burada. Siyahlık var burada. Kurtaramadığım ruh falan kaldıysa arka planda, bu benim için üzücü ama yapacağım bir şey de yok. Şimdi bir gidelim. Sonuçta bir şeyi tamir ettik. Buradan hatırlıyor musunuz? Şey düşmüştü. Eş. Bu arada eşten biraz rahatsız olmaya başladım ya. Duruşma salonunda bizi kötülüyordu en son. Banyosuna bakalım. Okey, her şey normal. Şimdi çıkacağım. Bak koltuk böyleydi böyleydi. Öyleydi herhalde, ne bileyim. Pekala, burada bir şey. Tamam. Bu arkadaşımız diğer tarafa yollanmak için hazırmış. Şimdi geçtik. Selife, bizimkinin ayakları hala durmuyor. Bunlar gitgide zorlaşıyor. Ben bulmacayı umarım çözerim. Pekala. XYB. XYB'de yapacaksın ADC. Bak unutma, hep unuttuğum yer burası. Bir dakika, ben seninle banyoya baktım mı? Güzel paslaşıyor bizim ikili ama... Bu arada şu an 200. 300. katı biz ne ara geçtik ya? Şuraya da bakalım da. Bu oyunda böyle kenarda köşede o kadar çok şey bırakıyor ki. Hikayenin gitgide en derinlikli noktasındayız. Birinci kat olayların bence patlayacağı yer. Ve zemin katta da galiba Selin'in neden duruşma salonunda hakime ifade verdiğini. Şimdi hazır mıyız? Hadi başlayalım. Tamam. Tamam. O hangisi lan? Tamam. Tamam. Aa, bu ne kadar hızlı. Şunu yapıp geliyorum, bekleyin. Abi o kadar kolaydı ki, keşke kayıttan çıkmasaydım ya. Tamam, diğer taraf da açıldı. Aşağıya açılır. 203'e bakacağım. Bir şey söyleyeceğim. 204 ne yazıyor? Abi şu yazıları oku artık adet. Geri çıkacağım. Ya gerçekten kötü bir apartman kullanıcısıyım. Charlie'nin eski yerini nasıl bilmezsin? Bir dakika. Bir dakika, burada sıkışmış. Burada sıkışmış bir ruh var, biliyorsunuz değil mi? Bayan Sanderson'ın ruhu burada. Yani oğlum bir şey söyleyeceğim. Kafasına sıkan adam kaçtaydı? Bir dakika, burası Charlie'nin evi. Charlie'nin evinde olmadı ki olay. Bayan Sanderson'ın evinde oldu. Burada görebileceğim tek şey, seni burada bırakıyorum. Gel. Ayakların umarım düzelmiştir. Larry Page. Gel kanka. Ya kıyamam, senin ayakların Charlie'nin eski... Bir dakika, burada 203 bunda gözükmüyor. Bir dakika, bir şey var. Pentagram var. Niye pentagram var burada? O zaman Charlie'ye bir büyü yapıldı. Evet. Charlie suçsuz. Oha, fark ettiniz mi burada, bu odada, bu banyodaki değişikliği? Apartmandaki bütün banyolar küvet solda. Ama Charlie'de küvet sağda. İşte bu bilgiyi de ne yapıyorsanız yapın. Tamam mı? Gerçek bir bilgi. Pekala. Kayıtta değilim ama bu... Ay, girmeyeceksin. Ayaklarını bir durduramadık senin ya. Bir dakika. Bug yapmaya çalışacağım. Bak ne yapmaya çalışacağım. Geç lan diğer tarafa. Dur, şöyle yapınca geçiyordu. Neyse, geçmedi. Bir de bizimkiyle gezelim. Burada normalde bak... Bak bakalım. Evet, gerçekten sende... Bu arada tuvalette kan var. Yani... Kan gibi. Peki ya, Charlie'ye üzüldüm ya. Charlie şu an ne yapıyordur? İnşallah oyunda Charlie'yi görürüz. Yani... Çıkalım. Yani Charlie'den özür dilemek istiyorum, anladın mı? Çünkü mesela Sally kendi iç dünyasında bunun eleştirisini yapmıştı bir bölümde, hatırlıyor musunuz? Ben doğru bildiğimi yaptım falan diyordu. Bu arada 203 bizde gözükmüyor. 3 yani 303 de mi bizde gözükmüyor? Bir dakika, bir gel bakayım. Bunun ayaklar bir yere gitmeyi istiyor. Bak işte bırakacağım. Bak 203 bizde yok.
Ya bizde yok derken. Senden aşağı inelim. İniyorum abi. Bak gözümden bir şey kaçıyorsa lütfen boş verin. Benim artık tek derdim. Şunu açtım. Bayan Gibson. Oğlum gel gel. Olayla bir dakika bir dakika. Adeçe. Daha 5 dakika olmuş. Tamam, zamanı hükmedebiliyorum. İnelim aşağı. Aşağıya. Bu şifreyi bir kere çözmeye çalışacağım. Bekleyin. Siz de çözelim hatta. Bu sefer hızlı olacağım. Kesinlikle. Lanet olsun. Bu böyle bir işaret yok. Kaybettik. Yaptım. Yaptım. Lanet olsun. Abi ya keşke çıkmasam kayıttan. İkinci de tek atıyorum ya. Neyse. Rosenberg'in eski evi ve Bayan Gibson. Merhaba Bayan Gibson. Odasından kötü bir koku geliyor. Kapıyı açık bıraktım. Hayır dur. Bu arada sana geçtim. Kapıyı aralık bırakıp ona geçtim. Belki bu bir işe yarar ha. Hadi. Bak kapı aralık. Oha bunu en azından bunu başardım. Ya Larry ayakların niye durmuyor? Sally Face, Larry Face ayakların durmuyor. Okey diğer tarafa geçiyorum. Bir dakika. Bir dakika bir arkadaşınız önce kaça gir demişti? 103'e mi 104'e mi ne gir demişti? Ben nereye girdim? 101. Bir dakika önce 104'e gireceğim. Girmek mi? Oğlum bu ne? 104 yok. Bir dakika girme. Sen girme burada bir bekle. Sally'yi getireyim. Burada ne olduğuna bir bakalım. Sally'cim. Tamam kapatalım. 102. Rosenberg'in eski yeri. Edison. Olayların başladığı yer. 104. 104'e girerim abi. Önce 104'e gir demişti zaten lan galiba. Öyle bir şeydi evet. Peki. Bir havuç. Neden bir havuç aldım? Bir havuç. Sadece normal. Beyaz tavşanı takip ettiği Matrix'e bir gönderme yapar mı? I don't know. Bu havucu ne yapacağım ya? Pardon. Bitter çikolata yedim ve her zaman boğazımı tahriş eder lanet şey. Bugün gittim adama diyorum ki bana bitter çikolata ver %80 üstü. Diyor ki o acı olur diyor. Ya dedim abi zaten amaç bu. Manyak mısın sen? Edison'ın yeri. Bunu kimle açayım? Genç bir çocuk unutuluşun eşiğinde duruyor. Bir dakika. Bay Edison bütün olaysa tarikata müsaade falan ettiysen. Genç bir çocuk unutuluşun eşiğinde duruyor. Sonsuz uçurum tarafından büyülenmiş. Bu da ne demek? İnsanlığın dünyası tarafından işkence edilmiş ve bağlanmış. Okey. Etten ve kemikten bir tutsak. Bay Edison? Terence? Edison ne yapıyorsun abi? Sen burayı tarikatçılara mı kiralıyorsun? Bana doğru söyle. Bir dakika. Edison çayı neyden yapılıyordu? Yerdeki şeylere bak. Ne zamandır böylesin? Aha gitme! Gitme burada. Oha Sally'ye geçemiyorum. Havucum var ama. Havucum var. Bu havucu, havucun ne alaka? Düşünmem gerekiyor. Havuç. Ya bu bir kelime şakası da olabilir. Hemen eşi arıyorum. Yani zaten her zaman pili biter ha. Bu kapı nasıl bir kilitmiş? İçeriden nasıl kilitlendiğimi merak ediyordum. Manyak. Çalmam gerekirse çalarım tamam mı? Sen ciddi. Geri git. Onu sana tarikat mı yaptı? Ağzından aldın. Çocuk kendi kaderini seçmez. Bu hep böyleydi. Bunu öldürmemiz lazım. Bak bunu öldüreceğiz büyük ihtimal. Hikaye tek line gidiyor. Ya özür dilerim arkadaşlar. İzmir 3.7 deprem diye uyarı geldi. Peki. Sonsuz olanın gerçek uyumunu yakında anlayacaksın. Sen bu arada kollardan insan kol ya insan bedenlerini birleştiren o canavarlar var ya onlar gibi animelerdeki. Yakında bir şey anlayacaksın. Sen sonsuz olan mısın? Neden bu binadaki ruhları etkiliyorsun? Konuş lan. Karanlık her şeyin içinde hareket eder ve irademize itaat eder. Biz sonsuzuz. Ölümün ötesindeyiz. Ölümün ötesinde oğlum ölüm zaten.
seni salak şey. Terence orada bir yerde olduğunu biliyorum. Bunu durdurma. Terence'a sesleniyoruz. Ah be, Ezreal'a seslenir gibi hissettim. Gene bir UT referans. Nartik olmayan bir çocuğun adını söylüyorsun. Çocuk mu? Buradaki dünyadakiler çocuk diyor. Mücadelen anlamsız. Onu çocukken mi ele geçirdiniz lan? Terence'ın bütün hayatını ele mi aldınız? Bak, Terence Edison'ın gerçek hali diye de başlığı var. Sen o çayları neyden yapıyordun? Çünkü gerçi ben o çaylardan hiç içmedim. O zaman seni kendim durduracağım. Bence bunu yapamayacağız. Deneyeceksin ve başarısız olacaksın. Daha önce denediler mi? Kim denedi? Larry niye kendini intihar etti ya? Bana... Oha! Bir dakika, bir şey yapmam gerekiyor mu? Aa! Dur! Buna basmak doğru mu? Şu an niye bunu yapıyorum ki? Aa, bir dakika. Aa, bir dakika dur. Aa, hayır! Hayır! Çok gerildim şu an, bir dakika. Tamam. Abi çok gerildim şu an. Sonsuz olan tarafından neredeyse tüketiliyordun. Daha dikkatli olmalısın. Bu yaratığı yenmek için Necrolight'ları kullan. Rosenberg beni geri çekti. Tamam Allah da abi. Teşekkür ederim Rosenberg. Tamam. Eğer ölürsen seni buna... Dur. Tamam. Tamam dur. Dur, heyecanlandım. Allah kahretsin, her yerim birbirine girdi. Peki. Bu sefer sadece konsantre olacağım. Kesinlikle. Aa, gözüne vurmayı başardım. Üst kata çıktım. Hadi yapalım. Bir dakika. Ne? Tuşlar karıştı gene. Allah kahretsin. Tamam. Tamam. Sadece sakin olacağım ya. Gereksiz sinir yapıyorum. İlk üçü. Abi! Çok heyecanlısın gerizekalı. Hadi. Asla buna izin vermeyeceğim. Tamam, çok basit ADC, lütfen ya. Kanser ettik. Peki. Tamam. Beni biraz daha yukarı alır mısınız beyefendi? Gel. Okey. Sakin olmak her şeyin çözümü. Pekala, geldin, buradasın. Artık ezberledim, biliyor musun? Bu hangisi? Tamam. Pekala, işte istediğin şeyi sana vereceğim. Yaptım! Peki, gel bakalım. Okey. Okey. Tamam. Sakin ol ADC. En yukarı çıkmak istiyorum. Okey. Okey. Yes! Tamam, sakinim. Tepegöz, bunu bilirsin. Bir dakika. Okey. Böyle bir işaret yok. Varmış. Okey. Böyle bir işaret var. Okey. Yes! ADC! İnandım ve başardım. Sans fight. Bir tane bitler alacağım. Lütfen, bunu hak ettim. Ah! Seni bekliyordum Sel. Senin o kişi olacağını biliyordum. Seni gördüğüm andan beri... Terence, sen minik bir bebek miydin? Terence! Özür dilerim efendim. Pek kendimde değildim ve çok fazla... Yok, seninle alakalı değil. Seni yutan şeyle alakalı. Bitti mi? Neredeyse bitti. Korkarım bir görev daha kaldı. Ve iğrenç bir görev. Nasıl yani? Ne yapacağım, sorun değil, söyle. Bitirmek için her şey. Karanlık tarafından lekelenmiş herkesi öldürmelisin. Ne? Nasıl? Bir dakika. Ama bu binadaki herkes, onlar benim arkadaşım ve ailem.
Ve bunu açıklayamadın değil mi? Bunu açıklayamadın değil mi Selih? Ulan hepsi rüyaysa, uyku haplarından dolayı oluyorsa, böyle bir rüyaya inanıp kalkıp apartmandaki herkesi öldürdüysen masum, aşırı üzülürüm. Ruhlarındaki karanlığı temizledik, onları çoktan kurtardık. Korkarım onlar için çok geç, Sel. Ruhları onarılamayacak kadar tahrip. Sana nasıl güvenebilirim Terence Edison? Verdiğin çayı boktan alıyormuşsun. Aa, bunu yapma sebebimizi çok güzel açıkladın. Bunun devam etmemesi için. Adam zaten az önce söyledi. Kalbim senin için üzüntüden ağırlaşıyor. Her şeyin kaybedeceğini biliyorum. Tıpkı yıllar önce benim kaybettiğim gibi. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Lütfen bana bunu yaptırma Terence. Lütfen alternatif. Ben senin yapman gereken bir Bu senin yapman gereken bir seçim. Bunun taşınması çok zor bir yük olduğunu biliyorum ama doğru olanı yapacağını da biliyorum. Ah! Ah! Yapma, çara bıçağı bırakma bana. Pekala, ilk Edison haklı. Sel, bunu yap, bu yapıl. Rosenberg, siz misiniz? Bana orada çok yardım ettiniz. Çok teşekkür ederim. Üzgünüm. Keşke başka bir... Vardır! Yok mu? Bir dakika. Bayan Gibson, sizi öldürmem. Kendimi iyi hissetmiyorum. Daireme girmeme yardım eder misin sen? Ay, ilk kez benden bir şeyde ricada bulundun. Oh! Ben yapmadım. Konuşamadım. Kadını... Oğlum ciddi misin? Bunu bana göstereceksin mi devamlı? Abi ben tamam... Deal, okey, anlaşmayı kabul ediyorum ama bana gösterme. Ya ben bunlarla o kadar konuştum falan. Neyse, bir dakika. Oha! Oo, hayır, laneti kaldırmak için herkesi öldürüyormuşsun. Ben şimdi bundan sonra nasıl yaşayacağım? Telefeyiz. Küçük Todd'umuzu gördün mü? Onunla konuşmamız lazım. Hemen sizi onunla... Hemen... Bir şey söyleyeceğim, Gizmo'yu öldürmem. Sana bir şey söyleyeyim, Gizmo'yu öldürmem. Her şeyi öldürürüm, Gizmo'mu öldürmem. Ne lan? Abi üniversite öğrencileri, hepsinin hayalleri vardı. Cinayet arkadaşları, çeviri gitgide fenalaştı burada. Bir dakika, başka bir seçenek. Havuç niye vardı bende? Bende havuç niye vardı? Havuç tabii ki herkesi öldürdükten sonra götüne soktu ya Adeçe. Niye olacak? Selam dostum. Geri gelmeye karar vermene sevindim. Şimdi bu parti başlıyor. Hazır mısınız? Abi adamı gözünden niye öldürüyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim. Şu an bence şaka yapıyoruz. Şu an bu bir şaka. Şu an beni bilirsiniz. O mükemmel güç beni deniyor. Bir şey söyleyeceğim. Bunu öldürmek için şunu öldürsek yeter. Bu zaten ölür. Dev, seni hiç sevmiyordum. Gel sana direkt saplayayım ya. Seni hiç haz etmiyordum kanka. Siktir it. Ben ne yapıyorum? Aa, bir dakika. Sarayı öldürmem. Jack'ı bir çocuğu öldürmem abi. Bunu yaptıracak mı gerçekten? Seni bunu yaptırmazsın ya. Bir dakika. Havuç. Yok, ben bir çocuğu öldürmek, oyunda olsa bir çocuğu öldürmek istemiyorum abi. Dünya tatlısı bir çocuğu. Kendini öldürme seçeneği. Var mı? Ay, öyle bir seçenek varsa baba, şimdiden çok kişi öldürdüm. Artık çocuğu da öldürdüm. Bunu öldürürüm ya, bu sıkıntı değil. Gel, dede parası yiyor zaten. Siktir git lan. Her oda direkt öldüreceğim insanları. Hayda. Bunları gerçekten yaptın mı ya? Larry, Selih. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar karanlık ruha kapılmadı ki ya. Ben öyle yani Lerita... Bir dakika. Gizmo nerede? Gizmo yok. Gizmo yok. İyi, Gizmo'yu öldürmeyeceğim. Dolapta lazanyam var. Hemen alayım. Bir şey söyleyeceğim. Var ya. Tamam. Dur. Hayır, ağlamayacağım. Şu an bunu neden yaptığını biliyorum. Çünkü her şeyin farkındasın. Hadi git. Yani şu an sadece aslında çok gereksiz duygusallaştım. Bu ne? Girebiliyoruz mu?
Tot, iyi misin? Bir sorun var. Farkındayım. Kanka. Kanka dur dur, bitiriyoruz. Kanının bir kısmına... Bir dakika, devam oyunu mu? Bir dakika, sen bir şey yaptın onlara. Tamam, ben sana yardımcı olayım mı ben sana? Ha siktir! Ve şimdi polis gelir. Elinde kanlı bıçak olan acaba kim? Tot da kafayı yediği için hiçbir şey anlatamıyor. Allah kahretsin. Eş, sana kızamıyorum kızım ya. Haklısın Eş, her şeyi söyleyebilirsin. Beypazarı sponsorluğunda. Tot'dan bir sonraki aramayı aldığımda saat gece 3 civarıydı. O kadar çok ağlıyordu ki ne dediğini zar zor anlayabiliyordu. Tot ve Selin'in başının belada olduğunu ve apartmanda olduklarını biliyordu. Durum ciddi gibiydi, bu yüzden polisi aradım ve hemen oraya... Sen polisi niye arıyorsun? Hani sağduyusuz? Polis geldiğinde oraya vardım. Ön kapıya doğru giderken Tot'un ormana doğru koştuğunu gördüm. Ona seslendim ama kaçma. Tot kafayı yedi ya. Binaya yaklaştığımda Sel kapının girişinde durmuş, kanlar içinde dışarı bakıyordu. Elinde kanlı bir bıçak var mıydı? Kesinlikle, bunu az önce içeride söyledim. Ağlamayacağım, tamam. Ne kodumun oyunu? Onunla konuşmaya çalıştım ama tepki vermedi. Ona daha fazla yaklaşamadan polisler beni uzaklaştı. Tam sana kızmıyorum Eş, sen bir sürtüksün ama. Sel kötü bir adam değil, kötü bir insan değil. Sadece yardıma ihtiyacı var. Yazık, bizim bunları... Eş, tamam kanka, sorun değil. Benim hakkımda kötü bir yorum yapacaksan yap. Benim zaten civatam şey olmuş. Doktor Hanım, Bay Fisher'ın hapishanede geçirdiği süre boyunca psikiyatrik değerlendirmesini siz yaptınız. Birkaç aylık terapi seansları da dahil, bu doğru mu? Kardeşim, bıyıktan ibaretsin. Niye Ahmet Kaya girdi benim psikiyatri seansıma? Evet, doğru. Sanıkla geçirdiğimiz zamandan ne sonuç çıkardı? Pardon, savcı soruyormuş. Benim profesyonel görüşüme göre Sel Fisher'ın aklı tamamen başındaydı ve cinayet işlerken %100 aklı başındaydı. Pekala, o zaman söyledikleri de mantıklıdır ha? Hadi şu tarikatı araştıralım. Edison apartmanı sakinleri uydurduğu ayrıntılı hikaye sadece bir hikaye. Sakinim. Kendisini kötü adamdan ziyade karma yapmak için bir hikaye. O kadar ikna ediciydi ki hikayesine inanmaya bile başladım. Aslında hikayesini kurdalayıp daha fazla tutarsızlık olduğunu gördüm. Bu tutarsızlıklarla birlikte kendini... Hayır ya. Uf. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ya sizce Sel Fisher halk için bir tehdit mi? Halk derken Marvel'daki mi? Kesinlikle, şüphesiz. Şey değil mi, bir gün apartmanda eline bıçak alır ve herkesi öldürebilir. Kaç yıl yedik bana, onu bir söyler misiniz? Duvardaki adalet yazısına güleceğim az sonra. Heh, geldi bizim. Yargıç, jüri üyeleri, bir karara vardınız mı? 12 kızgın adam. Jüri diyor ki, evet sayın yargıç, bir karara vardık. Bu çocuk tamamen masum. Lütfen öyle desene. Kararınız nedir diyecek değil mi şimdi bu? Evet, ne diyorsunuz? Jüri. Jüriler genelde çok acımasız ya Amerika'da, bu mahkemelerde. Birinci derece toplu cinayetten suçlu buldular. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Amerika'da başınıza gelebilecek en kötü şeylerden ilk üçü. Ah lanet, Amerika'dalardır herhalde, ne bileyim. Evet, ne veriyorsun? İdam verdi, şaşırmadık. En düşük idam vermesi. Bir dakika, idam mı? Bir dakika, Gester mı? Bu biraz fazla olmadı mı yargıç bey? Gerçi bizim için doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeceğim yargıç. Top sakalını sevdim. Bence doğru olanı yaptın. Çünkü Selin bu saatten sonra sağlıklı yaşaması çok zor ya. Eşli diyor ki. O hasta yardımınıza ihtiyacı var. Ya eş, kıyamam sana. Mahkemede düzen. Aynen. In God we trust bro. Tanrı'ya güveniyoruz. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Hakimin tarikattan olduğunu anlamayanlar ikiye basabilir. 3 yıl sonra Ashley Sel'in idamını engellemek için her yol denemiş ve kimse... Abi şu an bana gerçekten geliyorlar. Bir dakika, eşin aklına 3 yıl sonra benim idam edileceğim gün bir fikir geliyor. Burayı niye böyle geçebilme... Bir dakika, eş mi olduk?
Larry, burada mısın? Lütfen dostum, buradaysan göster kendini. Sally yardım et. Eğer böyle devam ediyor ve bir şekilde Sally'i kurtarıyorsak. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde devam edeceğiz. 25 dakikamız olmuş. Tam 25 dakika olmuş. Abi lütfen bunun hakkında spoiler vermeyin. Hatta bunun yorumlarını bile kapatabilirim. Çünkü hiçbir şey duymak istemiyorum. Ya da bilmiyorum. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.